Şimdiden Cenab-ı Allah istifade etmeyi nasip etsin.
sorularınız, cevaplarınız not alabilirsiniz. En sonunda soru cevap sesine de döneceğiz inşallah. Sait kardeşim, Sait Tayroğ kardeşimiz İslam hukukunda doktora öğrencimiz. Ders dönemi, yüksek lisansını da İslam hukukuydu değil mi hocam? İslam hukukunda yapmış. Dolayısıyla bu konuda donanımlı bayağı. İnşallah istifade ederiz. Buyurun Sait Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Allah'ın selamı ve selamı diyorum arkadaşlar. Hepinizi değerli hocalarımız öncelikle. Sonra da faydalı arkadaşlarımı. İnşallah faydalı olur, verimli olur. Demek bir gün cemaate konuşma yapmak için hazırlanmış. Notunu tutmuş falan. Yani kafasında bir plan, program yapmış. Cemaatin önüne çıkacağı zaman her şeyi unutmuş. Demiş ki, ey cemaat demiş. Ben bu zamana kadar, yani buraya geleceğe kadar bir şey planladım, program yaptım. Bunları konuşacağım diye. Bunu Allah da benden başka kimse bilmiyordu. Şu anda diyor, sadece Allah biliyor. Şimdi de benim biraz da öyle oldu. Epeyce de notumu getirdim. Yüksek lisans tezimdi zaten. İnşallah yani daha detaylı bir şey kaçırmamak için bütün notlarımı da getirdim. İnşallah faydalı olur. Allah şimdiden hepinize razı olsun dinleyeceğiniz için. Heyecan ve ilk olduğu için de mazur göreceksiniz inşallah. Çünkü kolay değil inşallah Allah size nasıl böyle buraya çıkarsanız görürsünüz tabii. Şimdi öncelikle arkadaşlar tevfik konusu. Tevfik nedir? Tevfik özelliği nedir? Diye kendimize sorarsak şöyle bir şeydir. Yani bir şekillendirelim. Sonra konuya gireceğiz inşallah. Tevfik bu zamana kadar yani hemen hemen diyebiliriz hiç kimsenin başvurmadığı bir konu. Yani okumadığı, araştırmadığı bazı istisnalar bunun dışında tabii. Bununla ilgilenen, tez yazan işte alimlerimiz olsun falan. Veya talebe arkadaşlarımız olsun. Hiç kimsenin araştırmadı ama herkesin hemen hemen başvurduğu bir konudur. Bunun özelliği bu. Başka, tevfik ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında günümüze kadar, bugüne kadar herkesin istediğiniz gibi başvurduğu bir konudur. Peki, ne zaman çıkmıştır bu tevfik? Tarihçesi olarak bunu araştırdığım kitapların hemen hemen hepsinde arkadaşlar 7. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yani tevfik kavram olarak, terim olarak 7. yüzyılda çıkmıştır. Ama 5. yüzyılda da çıktı hakkında da rivayetler vardır. Çünkü şöyle düşünelim. Hicret'in 2. asrından, Hicret'in 2. asırdan 4. asrın ortalarına kadar müçtehitler, yani hanefi değil, diğer mezheplerinde böyle zirve oldu, altın çağının hani dediğimiz gibi altın çağını yaşadığı bir dönemler olmuştur fıkhın. Ve alimler o zamanlar kitaplar çok telif etmişler, çok kaleme almışlar. Usula dair, kura dair, şeyh, talikler vesaire bütün kitaplar yazılmış. Ve bu artık 4. yüzyıllarda falan Fatimi fitneleri olmaya başlayınca insanlar ne yapmışlar? Takilde başvurmuşlar. Yani insanlar müçtehit kalmayınca, yani müçtehit nasıl kalmayınca, tehlif eden müçtehit kalmayınca bu Fatimiler çok zarar vermişler Ehl-i Sünnet'e ve millet taklide yönelmiş. Taklide yönelince de alimler bakmış ki bu mezhepler, bu fıkıh, bize miras kalan eski alimlerden fıkıh mirası elden gidecek, hemen tedbine yönelmişler. Ve bir an önce derleyelim, toplayalım, tedbin edelim demişler. Fıkhı müdevven hale getirmişler. Tarihçesi dediğiniz gibi 7. asra dayanıyor. Peki tevfik ne demektir arkadaşlar? Tevfik, teb'in babından bir maslardır.
lafa kıyas ve tertip bir şey uzlaştırmak, uygunlaştırmak, bir gömleğin bir tarafını öbür tarafına dikmek gibi anlamlara geliyor. Bu kelime anlamı tabii. Tetbik, bir de terim anlamı var. Bunu da arkadaşlar üç şekilde anlayabiliriz. Tetbik denince alimler, ister fıkıh alimleri, ister usul alimleri üç şekilde anlamışlar. Birincisi, içtihattan kaynaklanmayan tetbik. Mesela yemin kefareti var. Hepimiz biliyoruz. Ne var? 10 fakiri doyurmak, 10 fakiri giyindirmek, bir de köle azadı vardı. Adam ne yapıyor? 5 fakiri doyurmak, 5 fakiri de giyindiriyor. Böyle bir tevfik nedir? İçtihattan kaynaklanmayan bir tevfiktir. Bu şekilde anlamışlar. İkinci, önceki alimlerin söylemediği bir sözü daha sonraki alimler söylemiştir. Mesela örnek verecek olursak, örnekler ileride geleceğiz inşallah. Buna işte hatta tevfik denir. Detaylı gireceğimiz için bunu şey yapmıyorum şu anda, geçiyorum. Üçüncü şekli de arkadaşlar, bir meselede iki ve daha çok bir görüş var bir meselede. Bunları birleştiriyor. Buna da taklitte tevfik denir. Yani işte hatta tevfik, taklitte tevfik. İnsanlar hemen hemen başvurdu, hepsinin başvurduğu bir konudur. Tevfikin alanı arkadaşlar, genellikle itikadi konular değil, konu istisna diyoruz. Nedir peki? İçtihada açık, ihtilaflı konulardır. Çünkü icma ile, nas ile belli olan bir şey hakkında tevfik yapmak mümkün değildir. Peki, tevfikle ilgili, tevfiki daha iyi anlamamız için ne yapmamız lazım? Bunu bazı konular ile ilişkilendirmemiz lazımdır. Bunlardan birincisi arkadaşlar, İhtiyatü kavlin talifin. Yani üçüncü bir görüş ortaya atmak. Nedir bu? Bir asırda, bir dönemde iki alim farklı görüşler söylemişler, serdetmişler. Ve bu daha sonra gelen bir alim ne yapıyor? Bu ikisinin de hilafına bir şey söylüyor. Ve bu oluyor. İhtiyatü kavlin talif. Yani üçüncü bir görüşü ortaya atmak. Örneğin, bir örnek vereceğim. Bu daha çok talebelerin hocalara sorduğu bir konudur. Aslında burada da bir cevap mahiyeti taşıyorsun. Mesela baba vefat ediyor. Çocuk, birkaç tane çocuk var diyelim. İki kardeş var. Babası vefat etmiş, dedesi var. Bu vefat eden adamın mirası dedeye mi aittir yoksa oğullarına mı? Bu konuda iki görüş vardır. Birinci grup alim demiş ki bu miras dedeye aittir. İkinci grup alim de demiş ki hayır. Hem dedeye hem de çocuklara aittir. Tamam, iki görüş. Üçüncü bir görüş, bir adam geliyor, çıkıyor ortaya, diyor ki yok efendim, bu mirastan dede istifade edemez. Dede yararlanamaz. Kim yararlanabilir? Kardeşler. Yani adamın oğulları. Bunu genellikle zahiriler diyor, İbn Hazm. Bu ihtiyat-ı kavlin talif olur işte. Yani dede mirasçı olabilir, sadece miras ona aittir. Hayır, torunlarına da aittir. Üçüncü bir görüş, hayır, dedeye ait değil, torunlara aittir. Bu üçüncü görüş hiçbir nasta yoktur. Ve bu üçüncü görüş ortaya atmaktır. Peki, bunun da hükmü nedir? Şimdi arkadaşlar konu konu gideceğiz ve bunun da aynı zamanda hükmünü söylemeye çalışacağız. Hükmü nedir peki? Bu konuda alimler üçe bölünmüşler. Caizdir, değildir, şartlı olarak caizdir. Hanefi ve bazı zahirilere göre böyle bir içtihat caizdir. Yani hani dedi ya, sadece çocuklara aittir. Böyle bir görüş caizdir diyor. Neden? Çünkü diyor, o iki tane daha önceki görüş var ya, görüşte bulunan alimler. Onlar bunun dışında başka bir görüş serdedilemez dememişlerdir. Dolayısıyla ihtiyat-ı kavl-i talih Hanefilere göre caizdir. İkinci grup alim demiş ki, yani alimlerin birçoğu diğer mezheplerin, caiz değildir. İbn-i Hacip gibi bazı alimler de demiş ki, eğer önceki iki içtihadı ortadan kaldırmıyorsa böyle bir içtihat caiz olabilir. Yani ortadan hükmünü kaldırmıyorsa, nesletmiyorsa.
İhtiyat-ı kabili tarif konusunda farklı görüşlerine süren her üç grubun mülahaza edildiğini, İhtiyat-ı kabili tarifin caiz olduğu bazı Hanefi ve zahirlere göre daha isabetli olduğu bilinmektedir. Yani genel arkadaşlar bu konuda racih görüş nedir? Müftabih görüş bunun caiz olmasıdır. Bir de arkadaşlar tebrikin tafsil ve fasıl kavramları var. Bunlarla ilişkisi var. Nedir bu? Bir meselede, herhangi bir meselede önceki müştehitlerden bir grubun görüşünü başka bir meselede başka grubun görüşünü alıyor. Mesela teyze ile hala düşünelim. Teyze ile hala. Bunlar mirasçı olabilir mi? Olamaz mı? Bir grup alim demiş ki olur, ikisi de olabilir. İkinci grup alim demiş ki olamaz. Üçüncü grup alim demiş ki hala olur, teyze olmaz. Ama dikkat edin konuya. Teyze ile hala mirasta devir hakkındır. İkisi de aynı hükme tabidir. Ama üçüncü görüş sahiplerine yok. Hala mirasçı olur ama teyze olamaz. Veya tam tersi fark etmez. Bu ne oldu? İki görüşü ayırdı. Birbirinden ayrıldı. Buna tafsil denir arkadaşlar. Bunun da hükmü arkadaşlar bazı alimlere göre caizdir, bazılarına göre değildir. Tafsilata tabidir, yani şarta bağlıdır diyen alimler olmuştur. İcmaya aykırı değilse caizdir demişler. Şimdi arkadaşlar genel bir burada hatırlatma yapacak olursak tevfik konusu eğer icmaya aykırıysa icmaya daha doğrusu aykırıysa bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Kesinlikle batıldır. Dört mezhebin dördünün bütün alimleri bunu ittifak halinde söylemişler. Bir tevfik, bir eylem, bir görüşleri birleştirme eğer icmaya aykırıysa bu konuda ihtilaf yoktur. Bu kesinlikle batıldır, caiz değildir. Eğer icmayı ortadan kaldırmıyorsa, icmaya aykırıysa o zaman ihtilaf başlıyor. Ve genel olarak şunu da unutmayalım. Tevfik konusunda alemler üçe bölünmüştür. Caizdir, değildir, şarta bağlıdır. Caizdir, değildir, şarta bağlıdır. Şimdi oraya geleceğiz. Bu tafsil konusu da arkadaşlar anlaşıldı. Mesela başka bir örnek söyleyecek olursak, yetim bir çocuğun bir malı var, bir de ziyneti var. Bunun malından mı zekat verilecek, şeyinden mi, ziynet eşyasından mı? İkisinden de verilir. İkisinden de verilmez. Hayır, ziynetten verilir, maldan verilmez. Üç görüş. Tamam mı? Bu ziynetten verilir, maldan verilmez diye ne yaptı? Tafsil etti. İkiye böldü. Dolayısıyla tevfike gitti. Ki bu da dediğimiz gibi hükmü konusunda ihtilaf vardır. Caizdir, değildir, tafsilata tabiri demişler. Bir de arkadaşlar tetebbu'u ruhas vardır. Lisans öğrencileri kesinlikle bunu bilecektir. Azimet ve ruhsat vardır. Tetebbu'u ruhas da, ruhas da oradan gelir. Ruhsat kolaylık demektir, izin demektir. Şer'i bir konunun asli hükmü hala geçerli olmasına rağmen meydana çıkan bir zaruretten dolayı bu asli hükmün kolay bir hükme dönüşmesidir. Herkesçe bilinen meşhur bir örnek vardır. Sahra'da bir adam açlıktan ölür. Bir haram hayvan vardır. Ondan doymayacak kadar yiyecektir. Yani ortada dolaşan en meşhur örneği verdim. Daha da iyi anlaşılsın diye. Şimdi arkadaşlar bunun tehlikelerine ilgisi vardır. Cumhur'a göre hemen söyleyelim. Bu caiz değildir. Tetebbu'u ruhas. Niye caiz değildir? Dinimiz kolaylık değil mi? Dinimiz innet dine yusrun. Eddin yusrun. Din kolaylıktır. Yuridullah bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez demiyor mu? Veya yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Demiyor mu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Tabii ki diyor. Ama lakin bu tetebbu'u ruhasa gitmeden insanın kendi menfaatlerini güdme amacıdır. Yani adam bir örnek söyleyelim. Bu daha ayrıntıcı olur. Mesela adam zina etmiş. Bu zinada kurtulmak için mahkemeye tabi kırılıyor. Hakim, şahitler falan neyse bütün şartlar gerçekleşmiş. Adam celde cezası alacak veya bekarsa celde cezası alacak. Evliyse öldürülecek, rejim cezası alacak. Adam kurnaz, biliyor hükümleri, ne yapıyor? Hakim bey diyor, ben diyor zina etmedim diyor. Nasıl etmedin? Ben diyor nikah vaktindeyken
veli izni Hanefi mezhebine göre şart değil. Değil mi? La nikah illa bi veliyyin. Hadisi hadisini Ebu Hanife, Hanefi mezhebi ne yapmış? Fazilet olarak almış. Yani olursa daha iyi olur. Olmazsa da bir sıkıntı yok. Ama Şafii'ler onu kesinlikle şart olarak kabul etmişler. Ne yapıyor? Hakim Bey diyor, ben bir zina yapmadım diyor. Nikahımda diyor, Hanefi mezhebini taklit ederek veli izni, veli yoktur. Tamam. Maliki mezhebini taklit ettim, şahit bulundurmadım. Şafii mezhebini taklit ettim, mihirden bahsetmedik. Ne oldu o zaman? Nikahımız oldu diyor. Ha, böyle bir nikah sizce geçerli olur mu? Olmaz. Ne oldu bu adam? Tetebbü'r ruhasa gitti. Yani kolaylaştırdı dini kendine. Bu da aynı zamanda icmaya aykırıdır arkadaşlar. Tetebbü'r ruhas icmaya aykırı olduğu için caiz değildir. Tevfik'e başvurarak ibadet yapanların maksadı bilinçli bir şekilde tetebbü'r ruhas olursa söz konusu tevfik caiz olmaz arkadaşlar. Bu rehibanedeki alimler onu çözdü. Peki arkadaşlar, sahabe döneminde hepimiz sahabe hayatından okuduk, biliyoruz az çok. Sahabeler ne yapmış? Sahabeler tevfike gitmemişler mi hiç? Bir sahabe bir müşkil ile karşılaştığında, bir konu, bir mesele karşısına geldiğinde bilemediği bir konuysa ne yapardı? Giderdi Abdullah bin Mes'ud'un yanına, Abdullah bin Abbas'tan sorardı. Diğer fakih sahabeler vardı birkaç tane. Onlardan sorardı. Peki, hepsi mi aynı konuda, aynı hüküme varmışlardır? Hayır. Dolayısıyla biri farklı hüküme varmıştır, diğer sahabe başka bir hüküme varmıştır. Burada kıstas şudur arkadaşlar, tetebbü'r ruhas'ta bilinç söz konusudur. Yani kasıt. Yani adam zinadan kurtulmak için diğer hoşuna, kendi menfaatini, yani değnekten kurtulmak için, rejimden kurtulmak için ne yapıyor? Kurnazlığa gidiyor, kendini dine, din ve dini kendine uyduruyor ve dolayısıyla tetebbü'r ruhas'a gidiyor ki bu da caiz değildir. Peki arkadaşlar, önemli bir konu tevfik taklit ilişkisi. Nedir taklit? Şunu arkadaşlar unutmayalım. Şu kavramlar önemlidir. Taklit nedir? Taklit bir müçtehide delilini bilmeden onun fetvasına uymaktır. Mesela Ebu Hanife sırayı mesela faziletten saymıştır. Abdestteki o azaların yıkanmasını ya da kudum ile sana kapsül olucu hep muayide kuyar marabı diye devam eden Maide suresinin ayetini demiş ki faziletten. İmam Şafii demiş hayır farzdır demiş. Allah böyle olmasaydı böyle saymazdı. Gerektirmeseydi saymazdı demiş. Ebu Hanife'nin bu delilini bilmeden bir adam bunu yaparsa bu taklit olur. Ama delilini bilerek yaparsa bu ittibadır. İttiba neymiş? Delile uymaktır. Taklit, görüşe uymaktır. Tevfik nedir? Tevfik arkadaşlar taklidin içinde bir konudur. Yani tevfik belli başlı bir konu değildir. Bunu zaten anlamak da biraz karmaşık bir konudur. Çünkü bayağı bir araştırdım. Tevfik, taklidini anlamadan tevfik anlamak mümkün değildir. Peki nedir bu tevfik taklit ilişkisi? Farkı nedir? Arkadaşlar bunlar çok yakın bir konudur birbirlerine. Az sonra bunların farklarını söyleyeceğim. Daha net anlaşılacak. Hatta söyleyeyim. Aralarındaki farklar şudur arkadaşlar. Tevfik ile taklidin arasındaki fark şudur. Bir, taklitte arkadaşlar külle uymak vardır. Mesela ben namaz konusunda İmam Şafii'yi taklit ediyorum. Tamam mı? Ama tevfikte ne vardır? Tevfikte namazın kıyamda ellerin göbek üstünde mi? Tahta surat, fafka surati. Göbek üstünde mi? Göbek altında mı? Konusunda Hanefi'ye uyuyorum. Mesela bu tevfiktir. Yani tevfik bir konuda, bir meselede olur. Tevfik şudur arkadaşlar. Bir meselede iki ve daha farklı görüşü birleştirerek amel etmektir. Taklit ise bir konuda külliyen o konuda o istediği bir müştehidin, yani kendi mezhebinin dışındaki öbür müştehide uymaktır. İkinci fark, taklit arkadaşlar umumidir, tevfik cüz'idir dedik. Taklit arkadaşlar müstakil bir konudur. Yani ayrı bir konudur, müstakil yani bir herhangi bir konuya bağlı değildir. Ama tevfik taklidin içinde bir konudur. Tevfik taklidin içinde bir konudur. Her tevfik taklittir.
her taklit tevfik değildir. Önemlidir. Her tevfik taklittir. Ama her taklit tevfik değildir. Peki, tevfikin taklitten, tevfik ile taklidi kesen noktaları nelerdir? Arkadaşlar, birincisi yani benzer noktalar şunlardır. Her ikisi de başka müçtehide uymak vardır bu ikisinde de. Her ikisinde de kendi mezhebinin dışında başka bir mezhebe uymak olur. Mesela örnek verecek olursak İmam Şafii Bağdat'a gittiğinde ne yapmış? Ebu Hanife'nin mezarını işte ziyaret edecek. Sabah namazında biliyorsunuz Şafii mezhebinde ikinci rekatta kunut okulur. Allahümme ehdine fîmen hedeyt diye devam eder. İmam Şafii gitmiş Ebu Hanife'nin mezarında orada camide namaz kılarken bu kunutu terk ediyor mesela. Terk etmiş. Niye terk ettin? Ben bu konuda bugünlük Ebu Hanife'ye uydum, taklit ettim diyor. Ha, bu ne oldu? Başka bir görüşe uymak oldu. Bunun dışında başka bir hükümler de var. Oraya ileride geleceğiz inşallah. İmam Şafii'nin bu konusunu, bu şeyini açacağız meselesini. Her ikisinde de arkadaşlar başkasının görüşüyle amel etme vardır dedik. Her ikisi de usulü fıkhın konusudur. Yani furu fıkhın konusu değildir arkadaşlar. Taklit ile tevfik furu usulün konusudur. Her ikisi hakkında da caizdir diyenler olmuştur. Her ikisi hakkında da batıldır diyenler olmuştur. Her ikisi hakkında da şarta bağlıdır diyenler olmuştur. Tamam. Bir de her ikisi hakkında da alimler hevaya gitmeme hakkında üzerine durmuşlardır. Yani insan keyfine gitmeyecek. Arkadaşlar mesela yolculuk yapıyoruz. Birimiz Manisa'dan geliyoruz, birimiz Diyarbakır'dan, birimiz şuradan veya başka memleketlerden. Yolculuk yapıyoruz. Biz de Azerbaycan'dan geliyoruz mesela. Gürcistan geçiyoruz dolayısıyla otobüsten gelirken. 35 saat tabii. Gürcistan'a geldiğimizde arkadaşlar Azerbaycan'da mesela yollarda abdesthaneler, namaz kılınan yerler var. Türkiye'de de var. Gürcistan'da Müslüman ülkesi olmadığı için böyle bir kültür gelişmemiş. Dolayısıyla ne oluyor? Sıkıntı, problem veya sizler uçak yolculuk yapıyorsunuz uzak yerlerden. Namaz geçecek, abdest alacak bir yeriniz yok, kılacak bir yeriniz yok. Ne oluyor? Çoğu zaman birleştiriyor mesela. Cemre salateyi, namazları birleştirmek. Fıkıhta var mı var? Hanefi mezhebinde var mı? Yok. Hanefi mezhebinde sadece Mina'da ve Müzdelife'de vardır. Peki, Şafii mezhebiyle amel etme mümkün mü? Tabii ki mümkündür. Ama bunu yine ihtiyaç halinde, zaruret halinde olacak. Peki, bunu neye dayanarak söylüyorsun? Senin içtihad etme yeteneği var, yoktur arkadaşlar. Ancak ben bunu çok sağlam, bu işin ehli insanlardan teyit ederek şey yaptım, buraya geldim. Görmek çıkan hocalardan soruyorum. Mesela Salih Doğ hocamız, Marmara İlahiyat'ta. Mevlas Kültür Merkezi'ne geldiğinde çoraplar üzerine mesh hakkında onun hükmünü söylemişti. Olabilir demişti, ben de yapıyorum falan demişti. Çıkınca hemen tuttum hocayı, tabii bir saat bırakmadım. Dedim hocam biz insanların önüne çıkıyoruz, bize her türlü sorular soruyorlar. Böyle bir mesele de sık sık sorulan bir konudur. Ne yapalım? Yani ruhsat verilir mi bu millete? Dedi ki bana bak dedi. Eğer de bir ihtiyaç varsa, zaruret hali hası bulmuşsa, bu adama sıkıntı gerçekten olacaksa, o zaman da bizim de gitsin dedi. Bu ikinci, 2-3 gün önce yine Süleyman Uludağ hocamızla görüştüm, karşılıklı yerlerinde. Dedim hocam, tevfik konusunu işte çalıştım falan, sunum yapacağım falan. Baktı biraz, dedim hocam ne diyorsunuz, olur mu? Dedi ki, din kolaylıktır, dinde zorlama yoktur. Bu fıkıhtır, fıkıh ihtilaflıdır. Dolayısıyla usulü bir meselede ihtilaf olmaz ama furuda her zaman ihtilaf vardır arkadaşlar. Fıkıhta %99 meselede ihtilaf vardır. İttifak çok azdır. Dedi ki ihtiyaç hasıl olduysa, zaruret varsa gerçekten olur dedi. Ve yine böyle kıdemli hocalar birkaçından teyit aldım arkadaşlar. Yani merak etmeyin, korkmayın yani. Bu konuda sağlamdır. Peki arkadaşlar, bir de muratul hilaf vardır. Nedir bu? Muratul hilaf arkadaşlar, bir kişi, mesela ben anlatayım, Şafii mezhebinin bu konudaki görüşünü, abdestin mesela atıyorum,
niyet konusunu mesela daha sağlam buluyor. İnnemel a'mali bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Hadis-i şerif vardır. Şafiler abdestteki niyetin